Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneyoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, şimdi size yine çok güzel bir model hazırladım. Hem modelimizin çiçeği hem de çimeni çok kolay olsun diye sizler için ama şöyle duruşu çok hoş olan bir model hazırladım. Bakın arkadaşlar, şöyle çimenini göstereyim. Bu ara suyu ve şu da arkadaşlar, bakın hem çiçeğiyle hem de ara suyuyla uyumlu size bu şekilde yuva hazırladım. Şöyle çiçeğimi bir tutayım arkadaşlar. Yakın plandan görün. Şöyle bir de tülbentimi toplayıp beyaz zemin üzerinde de göstereyim. Şöyle ara suyuyla beraber ve çiçeği ve yuvasıyla çok uyumlu, göze şöyle hitap eden, göz zevkine hitap eden bir model hazırladım. Bakın yapılışı da çok kolay. Zincir bilen herkes de bu modeli yapabilir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Modelimiz bu. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim ve nasıl yapıldığını sizlere anlatalım arkadaşlar. Evet, şöyle tülbentimin ikişer zincir çekerek kenar tığlama işlemini yapıyorum. 696 nolu videomda tüm püf noktaları ile mevcut. YouTube'un arama kısmına 696 Nurgül'ün tığ ve iğne yolları yazdığınızda hemen çıkacak arkadaşlar. Şöyle ara suyuna 7 tane yapıyorum. Şöyle birer tane de çiçeklerime gittiği için şöyle şu şekilde 5 tane kalıyor ara mesafesinde. Şimdi arka tarafı unutalım arkadaşlar. İlk başlar gibi başlıyoruz. Bakın, sık iğne ile bir zincirle ipimizi sabitledikten sonra 2 tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ battıya girdim. Şöyle 2 ve 2. Trabzanımızın üzerine 4 zincir. Bunu kirpik olarak kapatıyorum. 2 tane zincir çekip hemen yandaki tığ battıya sabitledim. Bakın, bu şekilde. Şimdi çiçeğimiz için 2 tane böyle üçgen kirpiksiz trabzan hazırlayacağız. 2 zincir 2 defa alıp trabzanımı oluşturdum. Tekrar 2 zincir çekip kirpiği yapmadan hemen bu şekilde kapattım. 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2. Şöyle yuvaları hazırladık. Bakın, bu şekilde yuvalarımız hazır. Üzerine 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi hemen ters tarafına çevirdim. Buradaki tepe noktadan giriyorum ve sabitliyorum. Bu şekilde 7 zincirden bir yuva oluşturdum ve 3 tane de zincir çekerek düz tarafına dönüyorum. Bakın, şimdi buraya çiçekler için bu şekilde trabzandan yuva yapacağım. 3 zincirimin üzerine 2 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum, ilmek alıyorum. 2 2 ve 2. 3 sefer de aldım. Bakın, 3 zincirin birinci trabzan, bir tane de biz yaptık. 2 tane trabzandan oluşuyor. Hemen başladık. Arasına 4 tane zincir çekiyorum. Şöyle 2 defa tığı doladım 4 zincirimin üzerine. 4 zincir de çiçeğimiz için yuva olacak. 2 2 ve 2. Yine 2 defa dolayalım. Yuvaya girip 2 2 ve 2. 4 zincir. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2. Şimdi arkadaşlar bakın, ayrı ayrı alıyorum. İkisini bir almıyorum. Trabzanların her zaman bazı modellerde ikisi beraber alınıyor. Fakat bu yuvada bu şekilde şöyle ayrı ayrı ikili trabzan yapıyorum. 4 zincir, 2 defa tığı doladım. Bu şekilde ikili trabzanlardan 6 tane yapacağız. 5 tane de yuvamız oluşacak. 2 defa tığ doladım. Şöyle 2,
Şöyle 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 2, 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Yuvaya girdim. 2, 2 ve 2. 1, 2, 3 ve 4 zincir. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şimdi 2, 2 ve 2. Bakın bu 6. trabzandan şu şekilde oluşuyor. Yuvaları göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde 2, 3 zincirle başta çıkmıştık. Sonra da 3 zincirle kapatarak yuvayı bitiriyorum. Şöyle buraya sık iğne ile 3 zincirimi sabitliyorum. Ve 1, 2 zincir çekip sıradaki boş olan tığ battıya kapattım. Şöyle. Yaptığımız modelimize bakalım arkadaşlar. Buraları içerisi şöyle çiçeklerle dolacağı için açılacak. Şöyle kalıp gibi güzel bir yuva hazırladık. Bakın 5 tane zincir yuvası. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane yuvadan oluşuyor. 6 tane de ikili trabzanımız var. Şimdi ara suyunun yapılışından da 2 tane yaparak şöyle çimenimizi tamamlayalım. 2 de 2 zincirin üzerine bir defa tığ doladım. Şöyle 2, şöyle 2. Trabzanımızı yaptık. 4 zincirimi çekiyorum. Kapattım. 2 zincir şuraya yandaki tığ battıya sabitliyorum. 2 zincir bir defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2. 1, 2, 3 ve 4 zincir. 2 zincir yandaki tığ battıya. 1, 2 zincir. Şöyle bakın. Bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. 4 zincir. Hemen arkadaşlar bu çimeni ben 7'ye tamamlayıp geleyim. Aynı işlem sizle biz çiçek yapılışında buluşalım. Evet, şöyle çiçeğimizi yapmak için başlayalım arkadaşlar. Şimdi burada yanındaki üçgen trabzanın tepesindeki bu 4 zincirli yuvadan sık iğne ile sabitleyerek başlıyorum. Direkt hemen buraya sık iğne ile geçiş yapıyorum. Şöyle 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şey pardon 2 tane çekiyorum arkadaşlar. 2 zincir bir defa tığı doladım. 4 zincirli ortadaki yuvadan giriyorum. 1, 2 ve 2. Şimdi buraya 4 zincir çekiyorum. Ara kısmından sabit. Geriye kalan bu trabzan arasına da 3 tane şöyle sık iğne yapacağım. Bakın 2 ve 3. 3 sık iğnemi yapıp 4. sık iğneyi de bu şekilde 4 zincirli yeşil yuvadan yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ters çevirdim. Bu sık iğnenin tepe noktasındaki 4 zincirden giriyorum. Buraya sabitliyorum. Bakın bu şekilde bombilli bir yuva oluşturduk. Ve 3 tane zincir çekip dönüyorum. Bu yuvanın içine sabitliyorum. Sadece bu baştaki ilk zinciri 3 çekiyorum. Diğerlerini hep 2 çekeceğim. Şöyle dönüş olduğu için aynı 2 ile bakın eşdeğerde bir yuva oluyor. 8 tane arkadaşlar 8 zincirin üzerine bu şekilde 8 tane kirpik yapıyoruz. Şöyle görmeniz için 2 zincir burayı dolduruyoruz. Bakın. 2, 3, 4, 5, 6. 2 tane daha yapıp 8'i tamamlayalım. 7 ve 8.
yandaki hemen aynı yuvanın içerisine girip sabitliyorum. Yandaki yuvaya hiç zincir çekmeden sadece sık iğne ile geçiş yapıyorum. Evet, ilk yuvamız bu şekilde oluştu. Bakın arkadaşlar, şöyle göstereyim. Çok güzel bir kolay bir model oluyor. Hem de iğneden tığ da anımsatıyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şöyle kolay. Bu çiçeğin kolaylığı da hem tek renk, böyle hiç ip koparmadan çiçeğimizin oluşması, böyle de bir de zarif durması. Çok güzel bir duruşu var arkadaşlar. 1, 2 ve 2. Şimdi burayı 1, 2, 3, 4 zincir çekip sık iğne ile sabitliyorum. Geriye kalan bu kısma da 3 tane sık iğne yapacağım. Bakın. 1, 2 ve 3. Bir de arkadaşlar bu şurada 2 zincir çekmemin sebebi de hafif, bakın, sağa doğru meyilli bir sık iğne olması için burasının zincirini 3 değil de 2 tutun. Görüyorsunuz, hafif böyle meyilli olursa üstteki kirpikli bu kirpikli kısım çok hoş, böyle yan yan bir duruşu oluyor. 6, 7 ve 8. Hemen çevirdim. Bakın. Yan duruşu oradaki 2 zincirin böyle küçük oluşu sağlıyor. Şöyle göstereyim. Evet, ilk zincirimiz 3. Hemen yuvanın içine girip sabitliyorum. Diğer 7 tane kirpiği de ikişer zincirden yapacağım. 2 zincir sabitledim. 2 zincir. Şöyle 3 4 2 zincir. 5 2 zincir. 6 7 şöyle 2 zincir. 8 9. sık iğnemiz yeşil yuvada olacak. Hiç zincir çekmeden sadece sık iğne ile, bakın. Bu şekilde ikinciyi de oluşturduk. 3, 4, 5 aynı olacak arkadaşlar. Şöyle 5'e kadar ben kendim yapayım. Gerisi son bir tanesini sizle yapalım. Evet. Sonuncu yuvamıza geldik. Bakın şu şekilde çok güzel oluşuyor. İpinizi ne kadar iyi esnetirseniz o kadar incecik böyle tiril tiril çiçekleriniz olur arkadaşlar. Sonuncu yuvayı da yapıp tamamlayalım. Hiç zincir çekmeden şöyle sık iğne ile geçişimi yapıyorum. 1, 2 zincir. Bir defa tığı doladım. Hemen 3 seferde 1, 2 ve 2. 3 seferde trabzanımı yaptım. 4 zincir. Buraya trabzanın ara kısmından kapat. 3 tane sık iğne yapacağım. 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğne yapıp 4. sık iğneyi de bu şekilde yeşil yuvada yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zinciri çektim. Bu şekilde 4 zincirli tepenin noktasına girip sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Hemen düz tarafına çevirdim. Sadece ilk zincirimi arkadaşlar 3 çekiyorum. Diğerlerini 2'şer çekiyorum. Hepsini 3 çekince biraz daha büyük olur. Şöyle 2 zincir. 2 zincir. Şöyle. Bakın 4. 5 şöyle 6 şöyle 7 şöyle 8 8 tane kirpiği yaptık. Yeşil yuvanın içerisine girip sabitliyorum ve son buradaki 4 zincir
Kirpiği de kapatıp bakın bu şekilde yuvama destek vermiş oluyorum çiçeklerimi taşıması açısından. Buraya da sabitlemeyi unutmayalım. Hemen bir tane zincir çekip ipimi koparıyorum. Şöyle hemen bunu yakıp geleyim. Evet, modelimizi hazırladık. Şöyle bakın. Çok güzel, zarif bir model oldu arkadaşlar. Işıkta tutayım. Bu da daha önce sizler için hazırlamış olduğum modelim. Bu modelin avantajı arkadaşlar. Bakın hiç ip kırmadan böyle çiçekleri ve çimeni de gayet kolay rahat yapabileceğiniz bir model oldu. Şöyle. İnşallah işinize yarayan da güzel bir çekim olmuştur. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet, emekler için tekrar beğeni ve yorum yaparak şöyle destek olursanız sevinirim. Gerçekten çok hoş ve güzel bir duruşu var arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.